Efendim, Azerbaycan'dayız, Bakü'deyiz ve burada çok önemli uluslararası bir konferanstayız. Bu konferansı Sakarya Üniversitesi profesörlerinden Osman Titrek Hocam organize ediyor. Kendisini şöyle kısaca önce bir tanıyalım, sonra da bu konferansın mahiyetinin özetini alalım. Hocam merhaba. Merhaba, ben Profesör Doktor Osman Titrek. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Birimleri Bölüm Başkanlığı'nı da yürütüyorum. Aynı zamanda bu yıl 5.sini Bakü'de, Azerbaycan arkamızda üniversiteyi de görüyorsunuz adını da, Devlet İktisat Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu uluslararası Türkçe olarak hayat boyu öğrenme ve liderlik, bütün alanlar için hayat boyu öğrenme ve liderlik konferansı, İngilizce olarak da International Conference on Lifelong Education for All adındaki konferansımız, kısa adı olarak da İCLEL konferansları diye geçiyor. Bu konferansı bu yıl, dediğim gibi, daha önce ilk Çek Cumhuriyeti, Letonya, Portekiz, geçen yıl Polonya ve bu yıl da Bakü, beşincisini gerçekleştiriyoruz Bakü Devlet İktisat Üniversitesi ile birlikte. Tabii bunlar büyük bir bilimsel şölenler. Saydığımız en son şeye göre 32 farklı ülkeden katılımcı var listemize. İşte sözel, poster ya da virtual denilen sunum teknikleriyle sunum yapacak. Ayrıca bir noktada fikirler ortaya konuluyor. Evet, evet, konuluyor. Bu yılki ana konumuz eğitim, yaşam boyu eğitim, sürdürülebilirlik ve ekonomi ilişkisi ana temalar üzerinden gidiyoruz. Bu yani hayat boyu öğrenme denilen bu yeni tema son dönemde özellikle Avrupa Birliği'nin de çok üzerinde durduğu ve tüm dünyada ortaya çıkan bir yeni eğitim paradigması. Biz bu yılki tartışmamızda bu yeni eğitim paradigmasıyla ekonomi ve şu günlerde çok tüm dünyada merkezine alan, yani bilim dünyasına, sürdürülebilirliği birleştirmeyi tartışacağız bu bağlamda. Güzel biz bildiriler de, aldık yani. Biz de bunu geniş bir şekilde sunacağız, aktaracağız. Teşekkür buradan ediyoruz biz de GES TV'ye ediyorum ve Sakarya TV'ye ve size. Ben fazla bugün konuşturmayacağım seni. Çünkü işimiz seninle çok fazla reportaj İnşallah yapmak yarın da, olacak. Yarın daha yoğun günümüz. Detaylarını hep alacağız. Evet. Ben izninizle şöyle özür bir araya gireceğim. Bir şey söyleyeyim tabii, daha. Buyurun. Tabii burada bizim tek başına hiçbir iş olmaz. Hepsi bir ekip çalışması. Bizim kendi Sakarya Üniversitesi ekibimizin yanında bir de ortağımız olan Azerbaycan şimdi Devlet İktisat Üniversitesi'nden de değerli bir ortağımız var. Ona ben geleceğim. Onun koordinatörü ona de Fariz Ahmet Hocamız. Aranıza gireceğim. Şimdi efendim, yakışıklı genç Azeri delikanlımıza soracağız. Mavi durak, Serdivan deyince aklına ne geliyor? Evet, aklıma, ben Gence doğumluyum ama benim bir yok, iki şehrim var. Evet. Onlardan biri de Sakarya Adapazarı. Ya. Benim gençliğim orada geçti. Ben Sakarya Üniversitesi mezunuyum. İşletme, yönetim, organizasyon, anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi aldım. Şu an Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nde TÜİK Dünyası İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü Başkanlığı'nı yapıyorum. Kendim doçentim. Ve devam ediyoruz. Ve Türkiye'de kazandığımız bilgileri, deneyimleri Azerbaycan eğitimin gelişmesine de gelişmesi için de tetbik ediyoruz. Şimdi efendim, Sakarya'da üniversitede yüz binleri aşmaya yüz tutan bir öğrenci potansiyeli var. Burada neler çıkıyor, neler bir bilseniz. Bu sene bile binlerce mezun verdik geçtiğimiz 3-4 gün önce daha. İşte onlardan biri de, o neler çıkıyor neler dediğimizden biri de, bakın, Sakarya Üniversitesi'nde okumuş ve az önce saydığı ünvana kavuşmuş arkamızdaki bu güzel üniversite. Üniversitede Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Kafkasya'nın evet, en büyük üniversitesi. Ya. 4 dilde eğitim yapıyor. Azerbaycan, Türkçe, Rusça ve İngilizce eğitim veren bir üniversitedir. Tek üniversitedir yurt dışında kampüs olan, yani Rusya'da, Azerbaycan'ın farklı coğrafyalarında kampüs olan bir üniversitedir. Yani son dönemlerde hızlı bir şekilde değişime açık olan ve yenilikleri kendisine uygulayan bir üniversitedir. Sen de burada başarılı bir şekilde görev yapıyorsun. Başarılı olmaya çalışıyoruz. Biz de Sakarya'dan böyle gençlerin çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi Sakarya ile ilgili de şöyle bir anını anlat bakalım. Yılların gençliğim geçti diyorsun orada. Evet, hocam. Evet. Öyle boş bırakmayacağız. Esentepe kampüsünde 6,5 senem geçti. Ben Sakarya, şimdi sizden bile konuştuğumda çok heyecanlanıyorum. O günleri hatırlıyorum.
Sakarya'da benim üzerimde hakkı olan hocalarım vardır. Onların hepsini selamlıyorum. Adapazarı'nda çok isim yakın. Vererek de bazıları aklına gelenlere ki, buradan selam gönder. Profesör Doktor Recai Coşkun vardır. Ali Taş vardır. Profesör Doktor Serdar Orhan vardır. Çok benim çok çok yakın arkadaşlarım, çok değerli dostlarımdır. Aynı zamanda benim hocalarım, benim gelişmemde üzerimde çok büyük emeği olan insanlardır. Onlar diğer ismini şu an saymadığım belki onlarla hocalar vardır. Orada yurt görevlisinden tutmuş, yurdumuzda görevliden tutmuş tüm her bir genel üniversite genel sekreterliği, o zamanki rektörler, o zamanki dekanların hepsinin üzerimizde hakkı vardır. Hepsinin mutlu bir öğrenciliğimiz geçti. Arkadaşların da vardı. Arkadaşlarım da vardır Adapazarı'ndan. Onların hepsini buradan yine selamlıyoruz. Adapazarı'nın çarşadesinin bozasını çok çok özledim. Çok özledim. Evet. Yani gerçekten de Sapanca Gölü'nü çok özledim. Sapanca Gölü'nü, yani o güzel tabiatı, doğanı benim için çok ayrıca bir yeri var yani. Tabii Sakarya insanı çok güzel, çok değerli. Sağ olun. Yani biz orada hiç yabancılık çekmedik. Zaten kardeş ülke, o ayrı bir konudur. Yani siz siz de burada yabancılık çekmiyorsunuz. Kesinlikle kendi ülkemizdeyiz sanki. Yani konuşmalarda bazı şive farklılıkları var ama çok rahat anlayabiliriz neler söylenildiğini. Evet. Çoğu zaten Türkiye Türkçesini bilen insanlar. Aynen. Yani bayağı bir kaynaşmışız. Tabii. Akşam gezdik hocamla. Evet. Yani kendimizi inanın Türkiye'de hisseder durumdaydık. Aynen. Çok rahat. Tabii bu arada delikanlıyla dün biraz sohbet şansımız da oldu. Zihni açmadan Sakarya eski milletvekilinden de söz ettik. Ona da buradan selam gönderdi benimle zaten. Zihni Bey'e buradan çok selam söylüyorum. Komşum benim aynı zamanda Sakarya Üniversitesi'nde iş yeri komşumuz. Evet. Valla hocamdan daha sonra çok daha geniş konuşacağız dediğimiz gibi ama delikanlıyı her zaman yakalayamayabiliriz diye onu bugün biraz fazla konuşturduk. Biz de bir Sakaryalı olarak ayrıca ben Sakarya Üniversitesi'nin ekmeğini yiyen, orada fotoğrafçılık da yapan, gazetecilik, televizyonculuk yanında Sakarya'dan böyle gençlerin çıkmasının gururunu hakikaten hissediyoruz, yaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Son eklemek istediklerin olabilir. Son eklemek istediklerim odur ki yani ben Sakarya Üniversitesi'ne tek değilim burada çalışan. Sakarya Üniversitesi'nden burada 10'a yakın öğretim üyesi var. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nde çalışıyor. Belli bir görevler üstlenmişler. O görevlerde çalışıyorlar. Ve ricam yine Sakarya Üniversitesi ciddi bir Türk dünyası misyasına üstlenmiştir. Ve orada Türk dünyasının farklı coğrafyasından gelen öğrencilerin iyi bir eğitim almasını ve onların tüm sorunlarla ilgilenen ve önde olan bir üniversitedir. Bu işleri devam ettirmesini arzu ediyorum ve bu işlerin devam ettirmesini rica ediyoruz. Çünkü zamanla bu Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyasının bilimsel anlamda yakınlaşması çok önemlidir ki bizim buna katkımız var. Biz Osman Hoca ile Polonya'da tanıştık ve Osman Hoca'nın bu sıcaklığı, bu Sakarya'dan benim eğitim almam, bizim böyle hızlı bir şekilde kaynaşmamız bugünlere Azerbaycan'da uluslararası bir kongrenin düzenlenmesine neden oldu ve dünyanın farklı coğrafyasından insanlar gelip bu kongrede hem Bakü'nü tanıyacaklar hem Azerbaycan'ı tanıyacaklar ve aynı zamanda da bilim bugün Türk dünyasının Bakü'sünde tartışılacaktır. Buna da neden olan bak biz iki Sakaryalı. Ne güzel. Bak, ne güzel söylüyor hocam. Biz iki Sakaryalıyız diyor. Evet. Yani buyurun ne kadar Sakarya ruhu içine işlemiş duydunuz. Ben Osman hocamla son sözüyle kapatalım bugünkü programımızı. Daha sonra tekrar yine birlikte olacağız zaten. Yani benim şu an kısaca işin başında yani Fariz Bey'in talebiyle şey etmiştik. Buradaki niye Azerbaycan sorusunu sordum. Çünkü dördünü de ben Avrupa'da yapmıştım daha önce. Gerçekten yani bunu bir övünç kaynağı olarak söylemiyorum ama bütün konferans kitabı Web of Science denilen yani bilimsel indekste taranmış. Efendim işte SSCI, ERIC denilen eğitimciler için üst düzey indeks ve Scopus gibi şeylerle bağlarımız olan özellikle yayın boyunca yukarı attığımız bu konferansı Türk dünyasının da ben tanımasını istediğim için bu şeye girdik. Tabii ki burada amacımız yani hem batının standartlarını
Türkler ve Müslüman coğrafyanın şeyiyle birleştirerekten, yani akademisyenleriyle sentezleyerekten tüm dünyaya artık şu bilinci, yani Türkler de bu işleri yapar şeyini yerleştirmek istiyoruz. Yani buradaki temel vizyonumuz ve misyonumuz aslında bu. Bunu da sanırım becermek üzereyiz. Çünkü beşincisini yapmışsınız. Yaptık ve 30'un farkında inşallah. Yine. Artık burada yalnız şunu söyleyeyim. Bazen Türkiye'deki üniversitelerin rektörlerinde ya bir işin içinde Türk varsa sanki uluslararası olmazmış gibi şeyler var. Ben bu görüşe biraz karşı olduğumu çok net söyleyeyim. Biz yani o görüşünün ne kadar yerinde olduğunu biz burada da yapacağımız yani, tespitlerle ortaya koyacağız yani zaten. Yani bizim rektörlerin de bu Batı ayrancılığı, yani Batı karşıtı evet, değilim evet, ama evet. Batı ayrancılığı ve Türkler yapamaz mantığını bence biraz kırmaları gerektiği inancındayım. Ben Sakarya Üniversitesi'nin bunu kısmen kırdığını düşünüyorum. Çünkü ben de öyle. Sizin liderliğiniz ve önderliğinizde Sakarya Üniversite Rektörlüğü'nün destek verdiğini düşünüyorum. Kesinlikle ben başta Sakarya Üniversitesi Rektörümüz Sayın Fatih Savaşan olmak üzere, işte Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Adalet Muratova ve yine sonradan bizimle birlikte olan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdülhalik Karabulut Bey'e de burada çok teşekkürlerimi sunuyorum ve saygılarımı sunuyorum. Evet, ben de burada Azerbaycan'da yaptığımız ilk programı burada noktalarken çok daha programları sizin karşınıza getireceğiz. Sakaryalı olarak, üç Sakaryalı olarak Sakaryalı kabul ediyoruz. Sakarya'ya, Sakarya Üniversitesi'ne ve rektörümüze buradan selamlar gönderiyoruz. Bu konudaki desteklerini de her zaman göreceğimize inanıyoruz. Saygı ve sevgiler Azerbaycan Bakü'den efendim. Tekrar görüşmek üzere.